Öncelikle Ramazan sonrası beslenmede en dikkat edilmesi gereken şey rutine nasıl dönüleceği. Burada da vücut her zaman dengesini korumak ister. İlk günlerde Ramazan'ın zor geçtiği gibi Ramazan'dan sonraki ilk çıkış günleri de zor olacaktır vücut için. 30 gün boyunca yapılan beslenme programı vücutta bir alışkanlık yaratır. Bu yüzden kademeli olarak yavaş yavaş normal bir beslenme programına geçmek gerekir. Bunda da kademeler nelerdir? Bir anda çok fazla öğün tüketmemek gerekiyor. Çünkü 2 öğünlük uzun bir beslenme programından çıkıyoruz. Özellikle de sahurla ilgili çok problem yaşıyoruz burada. O da şu şekilde, sahurda 30 gün boyunca uyanıldığı için bir alışkanlık oluyor ve muhtemelen bundan sonraki Ramazan'dan sonraki bir 10 gün boyunca sahur saatlerinde uyanacaklardır. Hatta aç uyanabilirler. Bu durumda da mümkün olduğunca yataktan çıkmadan bir bardak su içip geri uykuya geçmek en doğrusu olacaktır. Zamanla zaten bu istek de yavaş yavaş azalır. Ramazan boyunca ister kilo vermiş olsun, ister almış olsun bireyler, uzun bir açlık süresinden bahsettiğimiz için büyük oranda bir metabolizma yavaşlaması görüyoruz. Zayıflayan kişiler metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte iştah kaybı yaşadıkları için daha az yedikleri için zayıflıyorlar. Kilo alanlarsa bu iştah kaybını yaşamıyorlar ama yine metabolizmaları zayıfladığı için kilo almış oluyorlar. Bu nedenle her iki durumda da, yani kilo almış veya vermiş bile olsanız, her iki durumda da direkt eski beslenme düzenine dönmek kişilere kilo aldıracaktır. En önemli şeylerden bir tanesi de diğer bir madde bizim için. Görünmeyen kalorileri Ramazan çok azaltır. Yani yemek yaparken 500-600 kaloriye kadar yemek tattığımız için, işte başka şeyleri elimizi fark etmeden aldığımız için çok fazla tüketebiliyoruz. Ramazan bu farkındalığı da çok artırıyor. O yüzden belirli öğün saatlerinde, saatleri kaçırmadan uygun düzenlerde beslenmek, bu görmediğimiz ama aslında hani bir tane çikolata aldım bir şey olmaz, yemeğin tadına baktım bir şey olmaz kalorilerini mümkün olduğunca göz ardı etmemiz gerekiyor. Bunları hayatımıza dahil etmememiz gerekiyor. Su hem Ramazan boyunca hem de zaten rutin hayatta da en çok zorlandığımız şeylerden bir tanesi. Su içme oranı Türkiye'de ne yazık ki çok düşük. Ramazan'da bu oran iyice düşüyor çünkü çok uzun süre susuz ve aç kalıyoruz. İftarla sahur arasındaki sürede yeteri kadar su tüketimi sağlamıyor. O yüzden günde 1-2 bardaklara kadar su tüketimi düştüğünü biliyoruz. Ama vücut ne yazık ki susuz zorluğa hiçbir zaman alışamaz. Çünkü vücut su, vücuttan en yoğun toksin attıran öğedir. Yani siz ne kadar az su içiyorsanız vücudunuzda o kadar çok toksin birikiyor demek bu. Bu yüzden de mümkün olduğunca su içmek lazım. Burada idrar kontrolü bizim için çok önemli. Mutlaka idrarın rengine bakılması lazım. İdrar renginin çok açık sarı, beyaza yakın şeffaf olması lazım. Eğer sarıya doğru gidiyorsa vücudun çok büyük bir susuzluk içerisinde olduğunu anlıyoruz. Günde en az 8-10 bardak diyoruz su tüketimi içinde. 8-10 bardağa kadar kademeli bir artışa gerek yok. Yani zaten bu vücudumuzun ihtiyacı olan. Eğer daha fazlasına ihtiyaç duyuyorlarsa orada birazcık daha kademeli olarak 1-2 bardak şeklinde artıra günlük su tüketimi sağlamak önemli. Diğer bir önemli maddelerden bir tanesi de bayram süresince çok fazla asitli içecekler ve meyve suları ikram ediliyor. Bunlar da sıvı ama ne yazık ki bunlar da su değiller. Yine hem içerindeki şekerle birlikte hem de kafein içerdikleri için vücuttan su attırırlar. Ayrıca da kalori içerikleri çok yüksektir. O yüzden mümkün olduğunca tüketilecek yine ikramlarda çay ve kahveyi ön plana almak, tabii şekersiz olmak koşuluyla, ek olarak da mutlaka her bir bardak çaydan ya da kahveden sonra bir bardak su tüketmek gerekiyor. Bayram ikramlarından bahsedildiğinde belki de ikramdan ziyade biraz ısrarla ilgili konuşmamız gerekir. Geleneksel olarak evimize geleni ağırlamayı çok seviyoruz. Ama ne yazık ki her zaman ikram ettiğimiz şeyler onların sağlığı için iyi olmuyor. O yüzden lütfen sevdiklerinizi gerçekten seviyorsanız çok fazla ısrar etmeyin yemek yemeleri için. Önce bir bununla başlayalım. Sonrasında da ikram edilecek şeyler genelde bizde meyve ya da şerbetli tatlı oluyor. Meyve veya sütlü tatlılar yerine. Mümkün olduğunca eğer varsa meyve tercih etmek,
sütlü tatlı tercih etmek çok daha iyidir. Besin değeri yüksektir. Ama şerbetli tatlı yenilecekse de eğer her zaman yarım porsiyon kuralı diyoruz. İkram edilenlerin işte iki dilim baklava tam porsiyonsa bir dilim baklavayla yetinmek, sonrasında veya öncesinde bir su içmek, hem tokluk hissinin gelmesini beklemek hem de o tatmin hissinin gelmesini beklemek çok daha sağlıklı bizim için. Şeker en büyük düşmanlarımızdan bir tanesi beslenmede ve Ramazan bayramı da bu kadar uzun açlıktan sonra en yoğun şeker tüketilen bayram. O yüzden gerçekten çok dikkat etmek lazım. Aralıklı oruç çok popüler son zamanlarda da bildiğimiz gibi. Ramazan da bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi. O yüzden özellikle de kilo verildiyse Ramazan boyunca bu şekilde devam ettirmek çok daha sağlıklı olabilir. Özellikle de hafif kilolu veya obez bireyler için bu şekilde devam edilebilir. Fakat saatleri ayarlamak lazım. Sabah sahur yerine sabah kahvaltısını 9-10 civarlarında güne başladıkları saatlerde yapmak. Sonrasında da 5-6 gibi akşam yemeğini bitirmek. İftardan sonra normalde önerdiğimiz ara öğünü de iptal ederek 2 öğün şeklinde güne devam etmek çok daha sağlıklı bir alternatif olabilir. Böylelikle hem aralıklı oruca devam etmiş olurlar hem de kilo vermeye devam etmiş olurlar kendileri için. Burada tabii tabakların içeriği de bizim için önemli. Mümkün olduğunca sebze ve protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Proteini de bitkisel proteinden yüksek yapabilirsek eğer daha kuru baklagillerden, daha kuru yemişlerden, sağlıklı yağlardan zengin yapabilirsek çok daha iyi olacaktır. Hatta bayram sabahı kahvaltısı için de aynı örneği verebiliriz. Tabağımızın mutlaka yarısı sebzelerden oluşsun. Ek olarak peynir gibi, yumurta gibi kaliteli proteinleri eklemeyi ihmal etmeyelim. Bunun yanında zeytin gibi, ceviz gibi, badem gibi kaliteli yağlar da içersin. Yanına da 1-2 dilim tam tahıllı ekmeklerden eklersek çok güzel bir kahvaltı örneği olacaktır bizim için. Eğer sonrasında da bayram boyunca ikramlar tüketilecekse, çok fazla şekerli besin tüketilecekse akşam yemeği daha hafif geçirilebilir belki. Daha zeytinyağlılarla, salatalarla geçirilip gün burada noktalanabilir. Sonrasında eğer tüketilmek isteniyorsa daha maden suları gibi, şekersiz bitki çayları gibi herhangi bir hastalıkları yoksa bireylerin bu şekilde devam edilebilir. Spor ve yürüyüş her aşamada metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Sadece Ramazan sonrası veya bayramda değil, spor hem kendisi kalori yaktırır hem de bununla birlikte vücudumuzdaki kas oranını artırdığı için genel olarak metabolizmamızı hızlandırır. O yüzden özellikle de Ramazan sonrası yavaşlayan metabolizma için bulunmaz bir nimet diyebiliriz spora. Mutlaka spor için hiçbir şey yapılamıyorsa bile yürüyüş için mutlaka zaman ayrılması gerekir.